Efendim Deşifre'de bu akşam subliminal mesaj yani bilinçaltına bazı ses ve görüntü teknikleriyle verilen mesajları konuşuyoruz. Konuğumuz Doktor İbrahim Bilgen Bey, psikiyatr uzmanımız. Efendim sizinle devam edelim. İnsan bilinçaltına bazı cinsel objelerle ve yazılarla neden bu mesajlar verilir? Nedir amaç? Yani genelde sürekli aynı mesajlar veriliyor. Hep aynı kelime, seks kelimeleri ve diğer kelimeler. Genelde bazı cinsel içerikli görüntüler de var. Tabii, daha pornografik boyutu. Biz onları yayınlayamadık tabii doğal olarak. Tabii. Yani buradaki amaç şu düzeyde. Normalde ilk Freud'dan bahsettik. Freud'un ilk dönemlerde bizim ilk hayatta duyduğumuz duygunun cinsellik olduğunu söyler. 6. aylardan itibaren de çocuğun altını değiştirdiğinizde ve özellikle alt beziyle silmeye başladığınızda çocuğun suratında bir mutlu bir ifade ortaya çıkar der. Bunu da gözleyebilirsiniz. Bunu da primer narsizm. Yani insanın kendini değerli hissettiği, kendisini var hissettiği en büyük olayın esasında değerlik duygusunun, varlık duygusunun genelde doğduğu anda altını temizlerken ve özellikle cinsel organlarıyla ilgili olaya bağlamıştır Freud. Dolayısıyla cinsellik ve saldırganlık gibi dürtüler dediğimiz, yani ilk yıllarda bizim en temel, en primitif yıllarda, ilk zamanlarda öğrendiğimiz dürtüler, duygular kalıcı bir şekilde beyni sürekli olarak yapmaya, uyarmaya çalışır. Impulse dediğimiz o dürtü olarak. Cinselliği uyarabilen, saldırganlığı uyarabilen en güzel örnek ise alkol alan insanlardır. Alkol alan, neden alkol şeytani duyguları ortaya çıkarır? Çünkü alkol neden dinimizde yasaktır? Şunun için alkol ortaya çıktığında bu bir yanardağ gibi ortadan açılır ve alt taraftan çıkan esas temel dürtülerimiz çıkar. O nedir? Bastırmış cinsellik ve saldırganlık. O yüzden kavga ederler, önce harika insansın deyip sarılır, herkes bir bakarsınız doz artar, birbirlerini Allah korusun öldüren vakalar gazetelerde duyarız. Şimdi kişilik de devreye giriyor. Biyolojik olaylar da devreye giriyor. Ama biz bununla çok ilgilenmeyeceğiz. Çok dağıtmadan konuyu kısaca. Tabii ki cinsellik ve saldırganlık dürtü devreye girdiği için genelde daha sonra bu subkorteks, yani korteks dediğimiz yapı beynin en üst tabakasıdır. Ve burası bizi davranışlara, yani mantıksal davranışlara, yani yönlendirildiğinde gidebilen davranışlara sebep olur. Peki örneğin diyelim içeride konuştuğumuz bir örnekten içeri gireceğim. İşte kahve içtiğimizde genelde sigara olayı vardır. Bu nedir? Şimdi bir davranış yapabilmek için en güzel Pavlov bunu yapmış zamanında. Pavlov'un köpeği örneğidir. Evet. Örneğin işte kalkıp bir kahve, sigara içme davranışıyla birlikte çok zevk aldığınız bir kahveyi beraber verdiğinizde beyin aşırı derecede ödüllenir. Bir işte sigaradan çeker, dopamin salınır, ödüllendirici merkez kahveyle ve kahvenin kokusu da devreye girince falan. Bunlar beyinde bir edinsel koşullanmayla beyinde oturur. Yarın bir gün ben buradan kalkıp elimde bir sadece gizlice bir kahve kokusunu hafifçe sizi fark edip etmeyin yayacak olsam direkt olarak öğrenmiş olduğunuz davranışla sigara içme davranışı ortaya çıkar. O zaman şimdi gelelim kendi konumuza. Kendi konumuzda bu anlattığıma göre seks sürekli aynı cinsel içerikli olayların, özellikle kırmızı cinsellik, kırmızı saldırganlık, niye İspanya'da boğalar kırmızı olaydır? Dürtü, dürtüyü ortaya çıkaran renk de kırmızıdır. Kırmızı ve cinsellik, örneğin yazılara dikkat ederseniz, genelde insanların kıyafetlerine dikkat ederseniz genelde kırmızı seçilmiş. O işte bir bayanın kıyafetinde ruj sürerkenki kırmızılıklar falan, bunlar çok akıllı yapılan olaylar ama sadece bu yetmiyor. Yani bir orada o yazının yazması, seks yazısının yazması veya kırmızı işaretin verilmesiyle birlikte burada öğrenilmiş bir davranışta verebiliyor olması gerekti. O ne? Benim kendi düşünceme göre. Esasında orada markalaşma var. Esasında orada rating var. Orada esasında o filmi satma davranışı var. Yani çocuk ne yapacak? Hafızasını o filmi önceliğinde bir daha izlemek isteyecek. Niye Aslan Kral? Çünkü Aslan Kral'ı bugün öyle bir camia, öyle bir rating alanı ki bir kalyo çıkıyor, bir öbürü çıkıyor. Yani yarışıyorlar. Ama kalyo çıkarken kalyonun oyuncağı, öbürü diğer şey işte isim. Sektör haline geliyor. Şimdi orada o İlk öğrendiğimiz seksüel veya farklı cinsel içerikli yazıların bizim fark etmediğimiz o foveya alanından direkt olarak uyarması, bizim Freud'un dediğine göre ilk yıllarda annemizin, babamızın, herkesin bize doğduğumuzda altımızı temizlerken veya diğer olaylarla bize Allah tarafından verilmiş olan zaten dürtü ve duygular zaten bunlar. Ve onu kullanarak da bizi davranışsal amaçlara yönlendiriyorlar. Ama bizim burada yayınlayamadığımız bazı semboller, bazı farklı olaylar ise kendi düşünceme göre sadece o sembolü bilinç dışında sürekli olarak vererek o markalaşmayı, yine markalaşmayı, yine o inancı, yine o yapıyı düzeltmek gibi algılıyorum ben. Ama sadece o yazıyı yazmakla kalmıyorlar. O yazıyı yazarken işte filmin, afişin veya o filmi rating uğruna önceden hazırlarken yapıyorlar zaten. Hani reklam şeylerine bakalım, muhtemelen o jeneriklerde dahi muhtemelen hep o karelerde onlar vardır araştıracak olsak. Yani muhtemelen orada bir markalaşma süreci var. Çok tehlikeli bir boyut esasında. Dediniz değil mi? Çok güzel bir soru sordunuz. Yani neden? Esasında direkt bizim elimizde bir kanıt var. 25. kare olayını gösterebiliriz. Çünkü 25. kareye bir kanıt. Ya, eminim ki yasaklanmalar olduktan sonra ortaya çıkmış. Çünkü o 25. kareyi bölseler, bak sen burada bunu yapmışsın. Evet. Eşittir bu kanıt. O zaman sen suçlusun. Ama bu kalktı. Ne oldu?
Siz benzetiyorsunuz. Öyle bir şey yapmadık. Evet. Gelebilir. Ama yorum orada açık bir hale gelebilir. Özellikle de araştırılmıştır ki o kadar karenin içerisinde en fazla baktığınızda gözün algılayabildiği, foveyanın algılayabildiği alanlara cinsel içerikli olaylar yerleştiriliyor. Evet. Ve bir diğer taraftan sizin söylemiş olduğunuz gibi insanın baktığı yer, herkes o sırada ozoya baktırıyor. Bu tarafta seks yazısı var. Seks yazısı burada dürtüsel bir olay. Yani indirekt bir olay. Yani koşulsuz bir uyaran. Ama koşullu uyaran ne? Orada o film karesiyle bütünleşen aktörün resmi. Oradaki kurgu. Tabii, evet. Örneğin o Fight Club'da muhtemelen Brad Pitt'in o gözlüklü resmi hep aynı yerde veriliyor. Evet. Muhtemelen afişteki resim de o. Esasen oradaki o afişteki resimle Fight Club'ı en üst düzeyde satışa çıkarabilmek. Bir marka satış yöntemi aslında değil mi? Tabii ki, ama ben bunu bir psikiyatr olarak, bir bilişsel davranışçı terapist olarak olayı hem subliminal, yani hem subkorteks, yani o bilinçli davranışsal yapıyı nasıl onu etkileyerek bilinçli bir davranışa döndürebilmenin mekanizmasını anlatmaya çalıştım. Benim peki, yani. Bu bir tecavüz değil mi insana? Yani şimdi siz ekran başındasınız veya bir geçerken billboard'da bir görüntü görüyorsunuz. Orada bilinçaltınıza mesaj veriliyor. Siz onu istemiyorsunuz ama o doğrudan sizin bilinçaltınıza nüfuz ediyor. Yani bu bir tecavüz, kişisel haklara tecavüz değil mi? Çok yararlı bir program. Öncelikle bu program için çok teşekkür ederim. Yani çok çok keşke birkaç kez daha yapılsa. Yani haftaya devam edeceğiz. Çok güzel program. Çünkü neden? İnanın bu konu burada bitmez. Evet, yani bitmeyecek. Burada devlet büyüklerimizin herkesin ve duyarlılıkla da yaptıklarına inanıyorum ve öyle de gidecektir. İnanın burada bir baba olarak benim kendi belki ricam bir insan, yani 70 milyondan bir kişi olarak psikiyatri olmam hiç amacı yok. Köydeki Mehmet abi de aynı şey, ben de aynı şeyim. Ama bir ricam şu ki, burada yapılanlarla birlikte yapılan cinsel içerikli ve farklı bizim kız çocuklarımız konusunda yapılabilecek her türlü olayla ilgili bazı uyaranların etkileri var. Değil mi? Sosyal medya var bunun yani. Toplumsal ve sosyolojik açıdan da duyarlı olup maalesef bir şeyi markalaştıracağım derken orada o markayla onu düşünüyor ama o sırada yapmış olduğu süslenme ve diğer olaylarla bir kız çocuğunun sadece Barbie bebek gibi olabilme gibi verilen imajlar da var. Haftaya sizi burada lütfen ben rica ediyorum, tekrar gelirseniz eğer haftaya bu boyutunu sizinle daha detaylı konuşalım. Şimdi değerli hocam Aytunç Altındal'a ben dönüyorum. Aytunç abi sizi biraz beklettik, kusura bakmayın. Ama şöyle bir meseleyi bir ortaya koyalım. Önce olay nedir onu bir görelim. Vallahi arkasından çok da güzel sizin kondu. Yorumunuzu alalım istedik. Yani hakikaten çok güzel kondu ve üstelik de bu program galiba ilk bu alanda. Yani. Bu alanda galiba yapan ilk program. Bunun için yani mutlaka ve kesinlikle hükümetin girişimlerde bulunması lazım. Söylenecek başka hiçbir şey yok yani. Çünkü boş bir alan. Yani eklenecek yani açık. Benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. Emin ol. Çıkmış ekranı yani burada söylenmesi gereken her şeyi arkadaşlarımız gayet güzel anlattılar. Yani benim söyleyeceğim bunlar ibaret. Siz de şimdi aslında bunun, uzmanlık alanınıza geleceğim. Ama yok, orada uzmanlık alanına geçme. Çünkü acil olan bu. Evet. Yani acil olanlar bunlar. Şimdi ben bunu size 16. yüzyıldaki şimdi, halini de anlatabilirim ama. Bu işin ticari ve markalaşmayla ilgili aslında yapılan propaganda yani yöntemi ama bir de bunun için bu. Ama aslında tabii bir de 16. yüzyıldan itibaren siyasi tarafı var ama bu tarafı bir başka programda yapabiliriz ancak, çünkü 3-5 dakika sonra bitecek. Bir hali vaktimiz var. Daha yok, yarım o yetmez kadar o yani. Var. Çok uzun bir şeydir. Yalnız benim söyleyeceğim, hakikaten tebrik ediyorum sizleri. Dolayısıyla çok güzel bir program yaptınız. Bu programı devam ettirin bunları ve devam etmesinin de ötesinde hükümetin de özellikle de Gençlik ve Spor Kadın Bakanlığı'nın, Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlığı, Aileden Sorumlu Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın da harekete geçmesi lazım. Yani bunların hepsi var. Bununla ilgili aslında yasal oluyor. Maddeler var. Bunu yasaklayan bilinçaltı mesajı ama var, bu var ama işlerlikte değil. Yani onların nasıl kullanılacağı belli değil. Evet. Dolayısıyla burada bakın bu kadar anlatıldı, bu kadar getirildi. Buradan yola çıkarak daha bunun siyasi tarafını konuşmuyorum ben. Anlatmadım yani. Evet. Siyasi tarafına bakarsanız benim bir kitabım var. Gül ve Haç Kardeşliği. Evet. Bakın okudum o kitapta gravürler var. Gravürlerin içinde gizli yazılar var. Mesela Gül ve Haç Kardeşliği yazıyor Latince çok olarak. Çok ironik bir şekilde bunu Amerika aslında güya yasaklamış gibi görünüyor ama en çok kullanılan Amerika ve Hollywood aslında. Dediğim 16. yüzyıl, dikkat. Ondan sonra kuruluyor. Demin beyefendi söyledi işte, söylediler 1920'de BBC dediler. 1916'da ilk defa Tavistock diye bir teşkilat kullanıyor bunu. İlk kez tıp alanında zihin kontrol mekanizmalarını kuruyorlar. Ama dediğim gibi çok uzun, çok ayrıntılı. Ben hiçbirine girmeyeceğim. Sadece şuradan bir çağrı yapıyorum. Yani böylesine önemli bir olay hazırlandı. Böylesine önemli bir konu var ortada. Hükümet de buna
bunu dikkate alsın ve bu dikkate aldıktan sonra da mevcut yasaları hem kullansın hem geliştirsin. Söyleyeceğim bu. Bunun RTÜK tarafından aslında denetlenmesi gereken bir kısmı var değil mi? Mesela çocukların izlediği dizi filmler, evet. Çizgi filmler. Onlara o kararı artık RTÜK verecek o kararları. Ama yapılması gereken nedir? Bunun önlenmesi gerekiyor. RTÜK mü önler? İçişleri Bakanlığı mı? Kadın ve aileden sorumlu bazı bakanlık. Neyse işte mesela, onlar bile yaparlar yani. Yazılar görüntü içine yedirilmiş ama birisi diyebilir ki ya ben bunu başka türlü yorumluyorum. Öyle değil aslında harfler gayet açık net gözüküyor. Yok canım ama sadece onlar değil, sadece yazılar değil, sesler var. Özellikle evet. Mesela terör filmleri yapılıyor, terörist filmleri arkadan iğrenç bir ezan sesi geliyor. Çok hafif veriliyor böyle kulaklara ama ezan çok güzel okunan bir, hiç değilse çok güzel okunduğu zaman iyi anlaşılabilen bir, öyle verilmiyor. Ciyak ciyak bir ezan sesi geliyor uzaktan ama. Veya 100 tane çeşidi var yani çok fazla yolları var. Yani terör ve din olgusu bir araya getirip onu mu yedirmeye çalışıyorlar? Bakın ben işte şeye gidiyorum, neydi bu hafta Sivas'a gidiyorum. İslamofobi sempozyumuna gidiyorum Sivas'ta. Orada bunları anlatacağız. Nasıl İslam düşmanlığı yapılabiliyor bu tür olaylarla? Dolayısıyladır ki yani bunun o kadar çok boyutu var ki İslami bir propaganda boyutu var. Yani aslında zaten propaganda. Mesela bazı çocuk i̇şte filmlerinde bu zaten zihin bazı işaretler var. Hayır, zihin kontrol mekanizmaları bunlar. Evet. Dolayısıyla zihin kontrol mekanizmalarında beraberinde gelen, oradaki yazıların beraberinde gelen müzik var. Dikkat edeceksiniz. Evet. Efektler çok önemli. O efektlerle ve renkler çok önemli. Bildiğimin beyefendi söyledi. O renklerle verilmesi çok önemlidir. Hangi renklerin içinde olduğu. Şimdi demin Piknik filmini gösterdiniz. Evet. Ben Piknik'i 1957 senesinde Diyarbakır'da seyrettim. Diyarbakır'da seyrettim ama o sırada Piknik filminin Diyarbakır Dilan sinemasında oynaması mümkün değildi. Niye? Çünkü Dilan'a gelmezdi öyle filmler. Ve Dilan'a getirildi ve bütün okullar Piknik filmine götürüldü öğrenciler. Efendim niye götürüldü? Çünkü o Piknik filminden sonra da çıkışta inanın bütün öğrenciler ağlıyordu. Ne, filmde var mı öyle bir şey? Yani öyle bir tarafı yok. Piknik bir genç bir avantürye delikanlının, parasız pulsuz bir delikanlının Kimnovak diye güzel bir kıza olan aşkı. Köyde geçen bir iş, küçük bir kasabada geçen bir film bu. Çok önemli bir film ama. Ama orada bir isyan duygusu vardı. Bütün bir kasabanın sevmediği bir kişi var ortada. O kasabadan değil ve o kasabadan olmadığı gibi bir de özbeöz Amerikalı da kabul edilmeyen birisi. Fakat köyün en güzel kızına aşık. Köyün en güzel kızına aşık olan adam istenmiyor. Herkes reddediyor onu. Ondan sonra bizde dikkat edilirse çirkin kral modası başladı. Evet. Şimdi Piknik işte orada böyle olaylar başladı. Şimdi bunlar o kadar uzun ki anlatmaya yani gerçekten de şey yok yani zaman yetmez yani saatlerce konuşmak gerekir. Ama Piknik gerçekten de böyle bir filmdi. Hiç beklenmedik bir şekilde Diyarbakır Dilan sinemasına getirildi. O da manidar mı Diyarbakır'da olması? Diyarbakır'da. Başka hiçbir yerde oynamıyor Piknik ama. Diyarbakır Dilan sinemasına getirildi. Yani zaten o isyan duygularını kaşımak amacıyla evet, mı böyle o böyle isyan eder işte o genç adam. Sonunda işte kızı alacağım der, bilmem ne der, uğraşır, eder alamaz. Bir şeyler olmaz. Sonunda hakim güç vardır. O hakim güç şey olur, galip gelir. O genç adam da gider yani bir şey olmaz. Dolayısıyla şimdi burada anlatmak istediğim şey bu olayların aslında zaten 16. yüzyıldan itibaren gelen mesela ondan öncesinde 12-13. Yüzyılda İskambil kartları var. İskambil kağıtlarının üzerinde var semboller. Taro kartları var. Taro kartlarında var. O zamanın televizyonu o. Evet. O zamanın reklamı o. Yani bende orijinalleri var mesela onların üstünde çok değişik semboller var. Çok değişik sırlar var. Mesela taro kartı diye bugün yutturmacı olanlara bakmayın. Bu arada da taro maro okumak isteyenler okumasın. Bunlar abuk şeyler bugünküler. Esası bunun çok gerilerde Alman kartları diye bilinen kartlar.
Onlarda mesela 18 numaralı kartı söyleyeyim. 18 numaralı kartın üstünde o kadar çok gizli mesaj vardır ki anlatmakla bitmez. Kimler kullanır Aytunç abi bunları? Bunlar bu tabii mesajları. O zamanlar gizli örgütler kullanmış. İşte Gül ve Haç kullanmış. Kağıtlar dağıtılmış. Şahıslar bu kağıtlardan bazılarını saklamışlar. Hüviyet gibi göstermişler girerken. Gibi. Durum bu. Özetledim tam zamanında. Yok bir miktar daha vaktimiz var. Evet. Son bir şey söylemek mümkün mü acaba? Örneğin genelde yapılan çalışmalarda yine de benim burada bir mesaj vermek isterim. Tabii anne babalara. İnanç düzeyi yüksek olabilen ailelerde ki inanç dini inançtan tutun her türlü yapıyla ilgili yani ailesel inançlardan bahsediyorum. Kültürel değerli değer veren, çocuğuyla sahiplenebilen, ona belli bir şema dediğimiz, sürekli tekrarlayan iyi mesajlar verebilen aile çocuklarında genelde bu tip gizli mesajların genelde çok büyük değişimler yapamadığı da gösteriliyor. O yüzden burada bize anne baba olarak düşen genelde biraz daha o çocuklara verdiğimiz kültürel ve bazı şeylerimize değer verebilmemiz, annelik babalık duygularımıza, diğer olaylarla onlara değerli bir iyi mesajlar verebilmemiz çocuklarımıza çok önemli. Çünkü en çok etkileyen gruplar genelde kişilik tam oturmamış, daha çok böyle anne baba arasında tam böyle problem olabilen insanlara daha fazla etki alanlarında. Zaten o insanları caydırarak da ciddi olaylar oluyor. Örneğin bazen de alışveriş günleri yapılıyor. İstanbul'da son zamanda da moda oldu böyle bir ekonomiyi güçlendirelim evet. diye. Dikkatinizi çekerse önce bir uyaran var. Yani afişlerle diğer yerle insanları bir bombardımana tutuyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz siyah halı kırmıyoruz yere. Evet. Başka renk bir halı seriyoruz. Kıpkırmızı Allah serildi. Davetkar. Niye kırmızı? Kırmızı tarihkar. Çünkü yine aynı şey. Cinsellik, yine kırmızı, dürtüsellik. Esas o dürtünün arkasında yatan al, satın al. Yani esasında oradaki. Tabii şimdi bunlar hepsi bir uyaran önce bilince verilecek yani alışveriş günü ardından temelden öğrendiğimiz dürtüyü ayağa kaldıracak başka bir uyaran verilecek ki amaç burada bu olayı gerçekleştirebilmek. İbrahim Bey çok ilginç bir şekilde sizin alanınıza giriyor o yüzden size bak, soracağım. Aslında pardon, Aytunç abi de bunu daha iyi anlatacaktır ama. Bir tek ekleme yapmak için bir cümle. Şimdi bu tür olaylar özellikle bu örgütsel faaliyetler hepsi protestanlığın ortaya çıkmasından sonra oldu. Protestanlığın koyduğu bir kural var. O kural da çok önemli bir kural. Bütün bu işlerin formülünü Luther koymuş idi. Diyor ki iman iki türlüdür diyor. Birinde iman ettiğiniz için inanırsınız. Öbüründe inanmak istediğiniz için imana yol alırsınız. Yani birinde önce iman ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben buna inanıyorum diyorsun. Şimdi bu formül işletildi. Hep bu formüldür. Özellikle İslami ülkelerde birinci formül Hristiyanlar için, ikincisi Müslümanlar içindi. Yani evvela inandır, göze görünmeyen kilisenin üyesi yap, ondan sonra kendi kendine imana gelecektir. Ben bunu sadece bunu belirtmek için söyledim. Bütün bu olaylarda verilen arketip dediğimiz olaylar, mesela ben Jung Enstitüsü'nde bulundum, Zürih'te, merkezinde. Oradaki çalışmalarda, arketip çalışmalarında hep bu iman ve inanç meselesinin nasıl manipüle edilebileceğini, yani kişiler inançlı olabilir, imanlı olmayabilir. Dolayısıyladır ki inanç ve iman arasında nasıl manipülasyonlar yapıldığını arketipler aracılığıyla, bunların hepsini Jung da yazmıştı. Onun enstitüsünde de bunlar vardı. Teosofi grupları da bunları izliyordu. İşte Tavistok olsun, Masonlar olsun başta çok kullandılar. Benim söyleyeceğim burada bu, ya inançla ilgili bu. İki tip iman var özellikle. Bunu unutmamak lazım. Yani bir, inandığınız için iman etmek zorundasınız. Meryem Bakire'den doğdu. Buna iman edersen inanırsın. Anlatabiliyor muyum? Yoksa inandığın için iman edemezsin buna. Bir de imanın aracılığıyla iman ettiğin için ben buna inanayım daha iyi dersin. Anlatabildim mi? Bu iki tip çok önemli. Kullanılan formülasyon da budur. Bunları unutmamak lazım. Ezoterik örgütler bunlara böyle bunları, tapmadı. Bunları böyle kullandı ve iki tane kavram var. Onları araştırmanda fayda var. Okült kavramları bunlar. Evet. Bir tanesi fascination. Fascination dediğimiz olay. Fascination büyüleme. Ama nasıl büyüleme? İşte bu yollardan büyüleme. Öteki de auto-suggestion.
Otosajestiyon kendi kendine telkin verme, hipnoz yapma. Hı hı. Kendi kendini hipnozlamaya başlıyorsun bunları seyrettikten sonra. Bu telkinlerden sonra? Evet, bunlar veriliyor. Sen rüyanda gezerken, dolaşırken, kız arkadaşınla beraberken vesaireyken otosajestiyon yapıyor beynin. Belki sen bunu farkında bile olmuyorsun aslında. Hiç ruhun duymuyor. Bilinç altında oluyor. Evet, bir süre sonrasında bu otosajestiyonla sen onların istediği gibi düşünmeye başlıyorsun. Bunun devlet düzeyindeki karşılığı var. İzlenen siyasi politikalar var. Belirli kavramlar sizin kafanızdan siliniyor. Bir örnekle bitireyim hemen bitsin diye. Mesela ben 1975 yılında Havas diye bir yayın evi kurdum. 2S'yle. Niye Havas kurdum? Çünkü Türk Dil Kurumu'nun oturumlarından birinde diyorlar ki birileri, ki bunlar çoğu mason, diyorlar ki artık İslamiyet'le, İslam dünyasıyla Türkiye'nin bir ilgisi kalmamıştır. Ne yapacağız? O dönemlere ait kavramları silmemiz lazım. Silmemiz gereken kavram ne olabilir? Havas demişler. Ben de kasten mahsus cebren ve hile ile Havas diye bir yayın evi kurdum. Onu da Kenan Evren kapattı sonra. Ama Havas kavramının yeniden getirilmesi amacıylaydı. Demek ki bununla paralel yürüyen devlet politikaları, emperyalist politikalar da var. Bu politikalarda diyor ki şu kavramları sil, bunu at, bunu çıkar, bunu baş aşağı çevir. Bunların hepsi bu araçlarla oluyor. Hocam bu kadar ilginç ki çocukların izlediği, çok izlediği evet. Filmlerin içinde masonik örgütlerin hepsi vardır. Ondan sonra nasıl? Çok yani demek basit. Demek ki o yaşta başlıyor etkilemeye. Ondan dolayıdır ki yani çocuk olsun, genç olsun, koskoca adamlar olsun aşina hale getirmek önemlidir. İşte o fascination dediğimiz hadise o. Ondan fascine olmaya başlar. Yani gözleri büyülenir yani seyrederken renkler, efektler, hareketler vesaireler etkiler. O onun bilincine böyle kurşun gibi giriyor her seferinde. Gözle göremiyor, izleyemiyor fakat o giriyor oraya. Dolayısıyladır ki siyasi bakımdan en önemli olay budur. LSD olsun, drug'lar olsun, onların yapamadığını bunlar yapar. Bir de üstüne siz verdiniz mi adama esrar, marihuana, eroin, kokain bilmem ne, ne isterseniz yaptırırsınız. Ne isterseniz yaptırırsınız. Bu olay. Bu bilinçaltında telkin yöntemi bir silah gibi de kullanılabilir mi? Yani insanları intihar ettirmeye varıncaya kadar. Tabii çok çok. Ne yapıyorsunuz? Yüzlerce, binlerce örnek var yani. Tabii binlerce örnek var yani. Bilinçaltı demek yani bilinçaltı da diyebiliriz ama yani aslında bilinçaltı da değil bu yani. O olaylara bakıldığında bu da bilinçte aslında yani. Evet. Bilincin altında değil. Bilinçte kalıyor bu. Alttan yukarı doğru çıkma falan onlar eski tezler. Aslında bilinci belirleyen olaylar haline geliyor. Tabii. Yani nasıl insan davranışları, insanın yapısını, hayatını kazanma şeklini belirliyor ise, yani modus operandisini belirliyorsa, bu da modus vivendisini belirliyor. Neden? Çünkü onun yaşam tarzını belirliyor yani. Orada yer alıyor. O zaman bilinç haline geliyor artık. O kavramlar yer alıyor. O kavramlar yer aldığı zaman da şahıs artık buradakilerin istedikleri gibi davranıyor. Onların istediği gibi. Bütün bunların tepesinde de bir üst tasarım var. Bu üst tasarımı yapmış olanlar var. Bu üst tasarımı yapıyorlar. Ondan sonra bu üst tasarım çerçevesinde işte orada seks yazıyor. Ötekinde başka bir şey yazıyor. Kill yazıyor. Bilmem ne yazıyor. Ve ona uygun sloganlar getiriliyor. Daha fazlasını iste. Nedir abi nihai amaç? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bakın şimdi insanları kontrol altında tutabilmenin yolu onların kafalarının berrak değil, karışık hale gelmesidir. Ancak karışık hale getirilmiş olan toplumları siz kontrol altında tutarsınız. Ancak kendisinden nefret eden, kendi kültüründen, dininden, inancından nefret ettirilen insanlar sizin kucağınıza düşer. Başkası düşmez. Dolayısıyla bu kendinden nefret hareketi diye bilinir. Self-hate movement. 19. yüzyılda Katolik Kilisesi bunu Yahudilere uyguladı. Benim Hitler diye bir kitabım var. Bilinmeyen Hitler. Orada tam rakam vardır. 267 bin Yahudi Almanya'da din değiştiriyor. Bu kampanya sonunda. Ve hepsi diyorlar ki ya bu Yahudilik çok kötü, pis, aptal bir din.
Biz keşke Yahudi doğmasaydık. Bugün Türkiye'de de var bu. Türkiye'de de çok yaygın bir şekilde kendinden nefret hareketi pompalanıyor. Türk ya boş ver ya, neyi bulmuş ki ya, ya geç ya, unut ya. O Yunanlının, bu kimin, Bulgarın, o onun başkasının. Türk dediğin adam senin vahşidir, barbardır, başka hiçbir şey yapamaz şeklinde körüklenen siyasi propagandalar var. İşte beşinci kol faaliyeti derdik eskiden. Hı hı. Bugün bunun adı oldu propaganda vesaire. Onun için devletin, özellikle devletin bu konulara dikkat göstermesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, özellikle Kadın ve Aile Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın bir an önce harekete geçmeleri gerekiyor. Şimdi buna bakıp da canım bir şey görmedik ki orada, ne var, bir boşluk var işte orada. Ya bırakın canım, bunlar bir şey değil. Laksizm dediğimiz bu hadise başlarsa, ki başlamıştır, Türkiye'de var bu. Laksizmin olduğu yerde halkınızı, milletinizi ve bütün inanç sistematinizi kaybedersiniz. Evet. Hocam anlattık başında, VTR'de Sefer de anlattı, İbrahim Bey de anlattı, siz de konuşuyorsunuz. Bu bilimsel, evet, bir şey. Yani evet, bu bilinçaltına mesaj, evet, gönderme ve bu yolla insanları etkileme, kanaat oluşturma, zihin kontrol, fikir oluşturma, bu saf safa değil, bu bilimsel, evet, bir şey. Yani kanıtlanmış kitlesel bilimsel bir çalışma. Kitlesel ölümler yapar. Yani sadece bir kişi, iki kişi değil, kitle halinde toplu intiharlar da olur. Olmuştur da. Jim Jones diye bir adam vardı. Evet. Jim Jones 800 kişiyle beraber intihar etti. 800'ü de gönüllü olarak intihar ettiler. 800 kişi, düşünebiliyor musunuz beyefendi? Yani Jim Jones öyle bir beyin yıkamıştı ki efendim, adaya gittiler. Adada hepsi zehri içti. 800'ü birden öldü. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, genç, hepsi. Toplu intiharlara gider. Dolayısıyla da ki çok dikkatli olmak gerekir. Bir de buna dediğim gibi efektler, renkler, müzik, hareket ve LSD dediğimiz şey, su. Bunun şu renk, ya olmayan bir şey. Bunu koyduğunuz zaman sizin bardağınızın içinde ne içtiğinizi fark edersiniz, ne anlarsınız. İçtikten sonra başlar, halüsinasyonlar başlar. Dolayısıyla o halüsinasyonlar çerçevesinde siz, bütün bunların hepsi suyun üstünde dolaşıyor o zaman. O zaman da vatandaş öbür tarafa. Sizinle daha önce Niveş tarikatlarını, Türkiye faaliyetlerini, evet, tek tek de şifre etmiştik. Çok güzel çalışmalar yapmıştık, hatırlayacaksınız. Evet, tabii tabii. Bu Niveş tarikatları Türkiye'de çalışmaya devam ediyor. Bunlar kişisel gelişim kursları adı altında bir takım toplantılar düzenliyor. 5 yıldız otellerde, şurada burada. Ve insanlara subliminal mesaj yoluyla etki etmeye çalışıyor. Ve bunun CD'lerini filan satıyorlar. Tabii, ve tabii, bunun da tabii, arkasında şunu diyorlar: biz sizin kişisel gelişiminizi sağlamaya çalışıyoruz. Sizi, evet, A noktasına, evet, B noktasına getirmeye, evet, çalışıyoruz. Evet, evet, evet. İş hayatınızda başarılı olacaksınız, evet, daha verimli olacaksınız, evet, daha yüksek, daha çok para, evet, vesaire filan, insanları, evet, böyle kandırmaya çalışıyorlar. Aynen, evet, yani, evet, bir kuzu postunun arkasında bürümüş bir kurttan aslında bahsediyoruz. Şimdi paralel başka bir tane daha var. Nedir o? Efendim, iş sağlayacağız size, CV'nizi gönderin. Evet. Headhunting denen, evet, teşkilatlar. Headhunter'a binlerce geliyor. Eliyorlar, bakıyorlar, zayıf olanlar. Background, aile geçmişi vesairesi, çok fakir bir yerden geliyor, çok hırslı, fakir, hırslı ve yükselmek isteyen. Bu da doğal bir şey yani, hı hı, insanlar için, gençler için. Hemen onlar avlanıyor. Siz gelin sizinle görüşme yapalım. Ama yüz binlerce adres, yüz binlerce özgeçmiş var ellerinde. Dikkat edin. Bir bilgi bankası var ellerinde. Müthiş bir bilgi bankası var. Bu bilgi bankasını ben sana satıyorum diyor. Evet. 5 milyon dolar. Al bu bilgi. Örnekleri çıktı. Evet. Satıyorum ben sana bunu. Sattığın zaman bunu, onun içinde bu memleketin aleyhinde kullanılacak olan kişiler ruh duymaz. Aleyhte kullanıldığını fark etmez bile yani. Anlatabildim mi? O eğitimlerden geçirilir, çıkartılır ortaya. İşte Arap Baharı. Evet. En basit örneği odur. Hepsi Belgrad'da, Kanvas diye bir teşkilatta 1200 kişi orada eğitildi. İşte ismen cismen söylüyoruz yani. Dolayısıyla Kifaya diye bir teşkilat vardı. Kifaya teşkilatının sonucunda Arap Baharı başladı, başlar ve gider. Nereye şimdi, gider Arap Baharı? Madem açtınız, ben sorayım size. Arap Baharı, sormadan olmaz. Orta Doğu'yu stabilize edemezsiniz. İstikrarlı bir Orta Doğu olamaz. İsrail'in güvenliğini sağlamak istiyorsanız bütün Orta Doğu İslam ülkeleri
destabilize edilmesi gerekir. İstikrarsızlaştırılmış olacak ki İsrail güvende olsun. Bakın İsrail İran'a saldıracağım diyor. Konuşuluyor şimdi bugünlerde. Ha, konuşuluyor. Saldırır saldıramaz. O ayrı. Saldıracağım. Ne zaman saldıracağım diyor. Bütün Müslüman ülkeler, Orta Doğu'daki bütün Müslüman ülkelerde problem var. Kendi içinde. O istikrarsızlık ortaya çıkmadan saldıracağım demiyor. Dikkat. O istikrarsızlık ortaya çıktı. Ne diyor şimdi İsrail? Saldıracağım diyor. Çünkü oraya saldırırsa buradan hiçbir şey gelmeyecek. Evet. Başka aradım. Ülkelerden destek gelmeyecek. Hiçbir şey gelmeyecek. Yani, yaptığı yanına kalacak. Bu nesabı yapılıyor. Aynen. Daha evvel yaptı zaten. Evet. Gitti Irak'taki tesisleri vurdu. Hiçbir şey olmadı. Şimdi İran'daki tesisleri iki gün vuracağım der vesaire vesaire. Ama bu tarafta ve özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada İran, Suriye, Türkiye, Irak ve Azerbaycan bu beş ülke içinde istikrar olamaz. Onun için oraya bir Kürt meselesini koymanız gerekir. O Kürt meselesini kullanacaksınız. PKK biter, ZKP çıkar, ZKP biter, TTCP PA çıkar. Dolayısıyla onu bitirmezler. Çünkü burada bir istikrar olursa Türkiye'yi kimse tutamaz. Anlatabiliyor muyum? Ama Türkiye'nin başında bu problemin kalması şarttır. Bu nedenle istikrarsızlaştırma programıdır. Türkiye için sanki son dönem şöyle bir farklı tez de var. Türkiye bölgede lider ülke konumuna getirildi, evet. Geldi. Türkiye, Amerika daha önce çekiç güçle bölgeyi hizaya getirmeye çalıştı, evet, olmadı. Evet, evet. Şimdi Türkiye'nin yumuşak yüzüyle bunu yapmaya çalışıyor gibi bir tez de var. Bu evet. Anlamda Türkiye'nin daha ileride olmasını, daha gelişmiş olmasını desteklediği Amerika'nın varsayılıyor. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'yi tarih, Türkiye'yi sorumluluklarına itiyor. Tarih itiyor sırtından. Ve doğru yerde, doğru zamanda bulunan kişiler var. O ayrı mesele. Ama tarih itiyor. Türkiye bu şansını kullanabilirse başarılı olur. Burada Osmanlıcılık, bilmem necilik yok. Bakın bir Fransa'da Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ortak yayını olan, yılda bir defa yayınlanan bir rapor var. SEDES raporu diye bilinen bir rapor bu. Orada bir doktor hanımın bir yazısı var. Çok mühimdir o dergide yazı olması yani. Çok mühim. Doktor Selin Şen Ocak. Hı hı. Bunun bir yazısı var. O yazıda diyor ki Osmanlıcılık değil, asıl olan İttihad-ı İslam'dır. Dolayısıyladır ki hiç kimse Türkiye'yi Osmanlıcı diye yutturmaya kalkmasa... Bu kavramı kullanan çok sevimsiz bir adam daha var ama ben bahsetmeyeceğim burada. Bu burada kastedilen Fransızcası Unitarizm İslamik. Bunu birlik olarak, tevhid olarak da algılayabilirsiniz. Ama o Türkiye'yi Osmanlıcı diye yutturmaya kalkanlara karşı ilk ve tek yazı. Ama bu yani yazı asıl amaç tevhidi İslam. Yani budur diyorsunuz. Yani, İslam birliği sağlamak. Yani bakın Abdülhamid'in uygulamak istediği, emperyalistlerin uygulatmadıkları. O dönemde o uygulanabilse Osmanlı canını da kurtaracaktı. Ama olmadı çeşitli nedenler. Ben karıştırmayayım fazla. Yani daha fazla söylemeyeyim ama bu yazı bizim başbakana da gitmiş, Dışişleri Bakanlığı'na da gitmiş. Ama Fransızca olduğu için belki çeviri vakti almıştır. Çok mühim bir yazıdır. Bu yazıda anlatılanlar tam 7 ay tartışıldı Fransa'da. Ondan sonra bu yazının o dergide yer almasına karar verildi. Yani tevhid-i İslam'ın Türkiye'de uygulanacağından mı bahsediyoruz? Hayır. Yani bunu... Müslüman ülkeler arasında dayanışma. Bu mu? Evet. Yani Osmanlıcılık olarak, çözüm olarak gösterebilir. Evet. Yani Osmanlıcılık falan değil. Ortada Osmanlıcılık falan da yoktur. Türkiye Osmanlıcılık da yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Fakat Müslüman ülkelerin arasındaki dayanışma ve işbirliği. Zaten İslam İşbirliği Konferansı. Evet. Örgütü. Dolayısıyladır ki Türkiye'nin önü çok açılabilir ama aynı şekilde Türkiye'yi 2013 senesinden itibaren çok ağır şeyler de yapar. Brzezinski Türkiye'ye geldi birkaç hafta önce ve bir şey söyledi. Türkiye evet. Eğer Amerikan tezleri doğrultusunda bölgede liderlik kabul eder ve yaparsa evet. Sorun yok. Ama günün birinde Türkiye Amerika'ya rakip de olabilir gibi bir evet. Şey söyledi. Şimdi bakın böyle bir de buraya kadar gelmişim. Benim namım Türkiye'de komplo teorisyeni değil mi? Hayır böyle oluyordu. Millet dalgasını geçiyordu. Bizim söylediklerimiz çok değerli bilgiler verdiğinizi biliyoruz. Millet dalgasını geçti. Ben de umursamadım. Çünkü o propaganda işine giriyor.
dediklerimiz gerçekleşince iş değişiyor. Avrupa Birliği çöker dedik. Evet. A'dan Z'ye karşıyım dedim ben bunları. Kimse söylemedi. O zaman herkes atıyordu Avrupa Birliği falan filan. Neyse geçelim. İki tane komplo teorisini söylemeden geçmeyeceğim. Buyurun, tabii tabii. Bunlardan birincisi Usame Bin Laden'le ilgili. En çok konuşulan komplo teorisi. Biz o programı yaptık, sizi çok aradık ama evet, bak şimdi, burada bak, yurt dışındaydınız. Usame Bin Laden'in teslim olmak istediğini ve onu giden grubun da kendisini teslim almak üzere gittiğini ve öldürdüklerini. Bu bir. İkincisi ise, burası çok daha mühim, 2021 yılına kadar müthiş bir değişim yaşanacağını, bütün dünyada alt üst olmalar olacağını ve büyük bir savaş başlayacağını. Üçüncü Dünya Savaşı. Üçüncü Dünya Savaşı olarak bir savaşın başlayacağını. Kimler arasında? Yahudilerle Müslümanlar arasında? Hayır. Bütününde Orta Doğu'da başlayarak, Kafkaslar, Orta Doğu ve Korelerden başlatılarak getirilecek olan bir savaştan hazırlıkları da yapılıyor. 2021 mi diyorsunuz? 21 yılına kadar olan dönem. Bu döneme kadar savaş olup bitecek mi diyorsunuz? Evet, bunlar yani 2021 yıl, 2013'ten 2021 arasında çok büyük yıkımların olması planlanıyor. Dikkat! Komplo teorisi, aman ha! Yani borsa düşmesin. ama bunu planlayanlar şimdi sizin kulağınız kesik. Tabii. Bir takım örgütlerin, dünyayı yöneten çatı örgütlerin bunu planladığı bir bilgi mi olması lazım? Tabii, aynen öyle. Ama işte komplo teorisi diye anlatıyoruz. Millet şimdi dalgasını geçsin. 2011'e ben, 21'e kadar ben yaşamam ama siz inşallah görürsünüz. O zaman bir Aytunç abimiz vardı, söylemişti dersiniz. Peki Aytunç abi, böyle söyleyip gitmek yok. Sizi haftaya bir daha burada rica ediyoruz. Haftaya Sivas'tayım. Söyledim. Sivas'a gidiyorum. O zaman daha sonra. Ama daha bunları sonra mutlaka konuşmak bunları üzere. Bunları işte uzun konuşmak. İbrahim Bey, size bir soru var. Her vatandaş bu telkinlere açık mıdır? Herkes eşit düzeyde açık mıdır? Yoksa aslında birileri daha korunaklı mıdır? Ya da korunabilir mi bu bilinçaltı mesajlardan diye soru geliyor. Şimdi Aytunç abi çok güzel söyledi. Aşırı değerlendirilmiş olan bazı düşünceler ve inanışlara çok sarıldığı zaman toplumsal olaylar çıkıyor. Yani terörizmin altında yatan da bir değere aşırı derecede inanan bir grubu bir nevi o uyaranlarla diğer inanışlarla toplu intiharlar, saldırılar farklı yerlere gidiyor. Veya bir kişi aşırı diyete yapıyor, işte anoreksi oluyor, 30 kiloya kadar hala kiloluyum diyor, hala diyet yapıyor bunun gibi ama esas o kişisel davranışlar herkesi etkilemiyor. Benim demin olduğum oydu. Yani normal inanç değerleri, normal bazı değerler, ailesel yapılar, bunlara sahipkar olabilen ve bu şekilde yetiştirebilen. Böyle dini değerler değil mi aslında? Yani biraz daha kesin kes dini değerler var. Bunların içerisinde tabii ki dini değerleri var. Bunların dışında bir şey ayıptır, küçüğe saygı büyüğe saygı göstermek, acınabilme, vicdanlılık duyguları bunlar anne babanın kendi kişisel yapısıyla çocuğuna verdiği öğretilerdir. Ama bu kopukluklar ortaya çıkabilen insanlarda bu daha çabuk caydırılabiliyor. İkincisi değerlilik duygusu hayatta bizim hepimizin en önem verdiği duygudur. Burada hepimizin bir fotoğrafını çektirelim. Hepimize birer tane fotoğraf verelim. İlk önce kime bakarsınız derim. Herkes kendisidir öncelikli olan ve herkes kendisi için değerli olmaya çalışır. Değerlilik duygusu tatmin olmamış çocukların veya insanların caydırılabilme ihtimalleri çok daha yüksek. Demin headhunterların yapmış olduğu, altta biz paranoid bir şekilde bir şey aramayalım. Hocamın da söylediği gibi ama biraz paranoid düşünüyoruz ama çok da zararsız değil. Genelde değerlilik duygusu tatmin olmamış aile çocukluklarında bazı değer duygularından önce ona bir değerlilik duygusu veriyorlar. Gel biz buradayız işte kardeşim. Güzel mi? Bu dediğiniz New Age tarikatlar Türkiye'de yapıyor. Kişisel gelişim kursları adı altında. En çok da ilginçtir, sizin de ilgi alanınız aslında, bilimsel olarak ilgi alanınız, kişisel gelişim adı altında kişilere siz işte bir takım vaatlerde bulunuluyor, bazı telkinlerde bulunuluyor, subliminal mesajlar kullanılıyor ki bunu açık açık kendileri söylüyor, biz bunu kullanıyoruz diyorlar. Bunun CD programlarını falan satıyorlar ve bu yolla kişileri biraz da doğrusu yolunacak kaz gibi de görüp noktadan bir noktaya, yani bir dünya görüşüne başka bir dünya görüşüne taşımaya çalışıyorlar. Yani tabii olayları tenzih ederek ben bir bilim olarak düşündüğüm için normalde yapıyorum ama inanın bir bilgim yok ya bunlarla ilgili ne yapıyorlar ne ediyorlar ama normalde tabii ki bunu verebilmek için bir insan bir şey yapacaksa kabul edilebilir bir şeyle geliyor. O da çok iyi bir iş adamı yapacağız, çok değerli insan yapacağız, geliştireceğiz diye geliyor. Ama buradaki amaç değersizlik duygusu yaşamış olan, tam kişiliği oturmamış olan insanları bir grup ve bir çerçeve içerisinde toplayıp sen değerlisin ve sen harikasın gibi bir imaj vererek ve gerçek değer duygusunu tavanlara çıkararak bir anda o sırada gizli bu tip olaylarla, subliminal mesajlarla da farklı mesajları vererek onu farklı yerlerde bir bakıp kendini farklı şekilde bir yerde bulmaya başlıyor. Bu insanı daha sonrasında burada kendini var etmiş olan bir insanın buradan gidip eski hayatta değersizlik duygusuna gitmemek için burada
buradaki mesajlara ve buradaki değerlilik duygusuna sahip olan bir kişilik haline gelip bu insanı toplu intiharda yaptırırsanız dünyada en tehlikeli insan bu insandır. Bakın buna bir küçük ek, bir iki cümle buyurun. Şey söyleyeceğim bilimsel olarak yani. Ben şimdi Lozan'da bir seminer verdik. O seminerde iki önemli bilimsel akımı anlatıyorum. Anlattığım da transnational terörizm, uluslar aşırı terörizm. Bu benim dersim, diplomatlara anlatıyoruz. Aksiyoloji ve heuristik diye iki dal var. Demin hocamızın söylediği değerler sistemi. Aksiyoloji dediğimiz değerler sistemi. Şahısların değerler sistemini ele alacaksınız. Bu değerler sistemine göre heuristik bakacaksınız. Yani heuristik de atıflar demek. Hangi değerlere ne atıflar yapıyor şahıslar? Anlatabilir miyim? Bu bilimsel bir olay. Şimdi burada söyleyeyim. Hemen izleyicileriniz de isterse girsinler internetten. Q D D R evet. diye girsinler. Karşılarına Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli bölümü çıkacak. Bu bölümde başkanı Hillary Clinton. O diyor ki biz holizm diye bir olayı kullanarak dünya Orta Doğu'yu neden şekillendireceğiz? Yani değerler sistematiğine bakacağız ve yaptıkları atıflara bakacağız bu insanların, Müslümanların. O atıflar, atribüsyonları yıktığınız andan itibaren değerler sistemi gidiyor. Evet. Dolayısıyla evet. Teşekkürler Aytuş Bey. Aman lütfen girsinler ama. Evet ben not aldım bunu da söyleyeceğim evet. isteyenlere. Efendim Deşifre programında bu akşam subliminal mesaj yoluyla bilinçaltının insanlarını etkileme ve onları siyasi ve fikri anlamda bir noktadan başka bir noktaya getirme. Belki bir müşteri olarak bir meta olarak ikna etme konusunda bunun nasıl işlediğini